Peki yani nasıl meydana geliyor peki bu bitkisel gıda takviyeleri? Yani doğru olanı nasıl, izleyicilerimiz nasıl anlayacak Açıp gerçekten baksın, bir? çıplak gözle baktığı zaman ot olduğu gözüküyor. Bak, bunun içinde ot görüyor musun? Ekstrak bu. Bakayım hocam. Ben Bu buradan bir. ekstrak. Ama vatandaş çıplak gözle görülür. Ben mesela doğaltedavi.net'e bazı firmaların ürünlerinin fotokopisini, işte resmini çektim, yayınladım. İsteyen görebilir. Doğaltedavi.net'te bazı firmalar böyle çöp üretiyor. Diyorlar ki biz şunun için, bunun için bitkisel gıda takviyesi ürettik. Şu hastalığa, bu hastalığa iyi gelir diyorlar. Yalan iş yapıyorlar. Peki Ucuz. hocam, şimdi genelde izleyicilerimiz de merak ediyordur. Şimdi bunu almaya kalktığın zaman hiç kimse açıp içinden kapsülün içindeki işte tozu döküp göstermez. Bilmiyor tabii, ne bilsin, ne bilsin. Yani nereden bilsin? Ayrıca kimse de hani tamam alın bakın bunun içindeki ottur, tozdur. Çünkü bakıldığında evet hani toza benzer, ota benzer bir yanı var ama anlamayan bir insan toprak da zanneder bunu. Evet, ben yarın getireceğim bir başka firmalarının, üstüne böyle bantlayayım, getireyim, göstereyim nasıl iş yaptıklarını, film çeviriyorlar. Türkiye'deki bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların %99'u film çeviriyor. Evet. 1 liraya mal etmiyorlar kutusunu, 50 liraya, 60 liraya, 100 liraya satıyorlar. Hatta onlar zararsız, tamam, faydası da yok, zararı da yok. Otu öğütürsün, vatandaşın parasına yazık, sağlığına yazık. Ama daha tehlikelileri var. Ne yapıyorlar? Bitkisel diye kimyasal madde satıyor adam. İçine kimya koyuyor. Kan Kesinlikle. sulandırıcı. Kimyasal kan sulandırıcı korsanız ne olur? Doktor yazıyor kan sulandırıcı da, diyor ki sürekli kontrola geleceksin diyor. Kan değerlerini ölçür. 2 haftada bir, 3 haftada bir, 4 haftada bir. Siz şimdi bitkisel panaks üretiyorum diyor. İçerisine panaks firmaları, bir sürü firma var. İsmini vermiyorum. İsim vermeyelim hocam. İçine kimya koyuyor. Ne oluyor? Vatandaş faydalı zannediyor, kullanıyor. Bir de bakın ebesi, dedesi, ninesi gitmiş öbür dünya. İç kanamaya sebep oluyor. Evet. Bilemiyor, farkına varmıyor.